Normalde bu videoyu yapmak istemiyordum ama artık yapmak zorundayım. Bu video kısa bir video olacak ve hızlı bir mesaj verecek. Öncelikle Zelda serisine bir şey olmuyor merak etmeyin. Zelda serisi pazartesi ve cuma günleri atılacak. Ve bundan daha sık atmayacağım videoyu hiçbir şekilde. Şimdi biraz daha konuşalım. Ben e, geçen haftalarda tabii ki video ve yayın yaptım farklı şeyler. Ve Zelda serisine başladığımdan beri özellikle yayınlarda ve bana özel olarak ulaşabilen platformlarda inanılmaz sinir bozucu şeyler oluyordu. Çünkü yayında ne oynasam Zelda yapacak mısın? Zelda'ya geçecek misin? Zelda'ya ne zaman geçeceksin? Zelda ne zaman geliyor? Zelda videosu mu yüklüyorsun? Chat bununla dolu oluyor. Yayını bitiriyorum. Öf yeter diyorum. Maile geçiyorum. Zelda ne zaman mesajları dolu. Iyi diyorum. Twitter'a geçiyorum. Orada bile soranlar var. Yani beni inanılmaz fazla insanlar rahatsız ediyor bu seri bakımından ve Sadece sorun Zelda serisi değil, genel olarak insanların tutumuyla ilgili bir sorun var. O yüzden bu kanalda daha çok video düzenini nasıl ayarlayacağımı insanlara söylemek istiyorum. Bu videoda her şeyden çok. Öncelikle isteseniz de istemeseniz de bu kanalda çeşitlilik olacak. Bu demek oluyor ki sadece tek bir oyun oynanmayacak herhangi bir zamanda ve her oyunun sonu gelecek. Siz Zelda'yı ne kadar isterseniz isteyin günün birinde bitecek ve bitince en baştan başlamayacağım veya direkt başka bir Zelda oyununa geçmeyeceğim. Bitecek. Bitecek ve gidecek. Tamamen bitecek. Yok olacak. Başka olmayacak. Bunu insanların anlaması lazım. Çünkü ben ee, daha önceki kanalımda devamlı aynı oyuna takılma hatasını yaptım. Burada hiçbir şekilde aynı hatayı yapmak istemiyorum. Ve insanların benden devamlı aynı oyunu beklemesini de istemiyorum. Çeşitliliğe alışın. Çünkü çeşitlilik bu kanalda zorladığım bir şey olacak. Çok fazla kişi şu anda sevmese de. Ve şu anda çok fazla kişinin hoşuna gitmemesini de anlıyorum. Çünkü sonuçta ben binlerce aynı oyunun videosunu atan ve başka hiçbir şey atmayan bir kanaldan buraya geçtim. Ve bir sürü kişi de oradan geldi. Ama sadece söylüyorum. Demeye çalıştığım şey şu. Ne olursa olsun Zelda haftada iki gün gelecek. Bunu böyle dememin sebebi de şu. Ben çarşamba günü yeni bir seriye başlamayı planlıyorum. Çünkü şu anda oynanış serisi olarak Sonic Heroes vardı. Sonic Heroes bitti. Çünkü elimde video kalmadı. Daha fazlasını çekmedik henüz ve henüz Utku evime gelemedi. Basit bir neden. Yani yeni bir oyun serisine başlayacağım. Henüz ne olduğuna kesin karar vermedim. Aklımdaki 3 tane oyun var. Ama şunu fark ettim. Ben çarşamba günü hangi oyunu atarsam atayım başarısız olacak. Hani dünyada var olan hangi oyunu seçersem seçeyim insanlar şikayet edecek. Çünkü günün sonunda attığım video Zelda olmayacak. Ne atarsam atayım insanlar diyecek ki ya bunu yerine Zelda at boş ver bunu ya diyecek. Ve ben bunu istemiyorum. Hani abartma o kadar da değil diyeceksiniz. Bu hafta aldığım mesajları görseniz o kadar. Gerçekten o kadar ve durum böyle olunca insanlar bu tutumda kalmaya devam ederse direkt şey olacak. Benim herhangi bir video çekmem anlamsız olacak. 60 saat uğraştığım bir oyun dozumu hazırlamışım. Önemli değil, Zelda değil insanlar beğenmeyecek. Yeni çok heyecanlandığım bir oyunu mu çekmeye başlamışım? Fark etmez, Zelda değil insanlar beğenmeyecek. Herhangi bir yeni bulduğum bir oyunu, ilginç, bana ilginç gelen bir oyunu yayında mı gösteriyorum? Yorumlar sadece Zelda ne zaman olacak? Hiçbir önemi yok. Yani Genel olarak insanları azarlamayı veya bu tip video çekmeyi seven birisi değilim ben ve insanların çoğunlukla ne demek isterse demesine izin veren birisiyim. Çünkü özgür konuşma şeyini çok öne süren, seven birisiyim özgür konuşma hakkını genel olarak. Ama böyle bir video yapmam gerekiyordu bu konuda. Çünkü çarşamba gün yeni seriye başlayacağım ve hani bir sonraki oyun dozunu hazırlıyorum şu anda. Böyle bir video yapmasam hepsi batacaktı kesin. Kendimi tekrar ediyorum ama tekrar söyleyeceğim. Zelda serisi pazartesi cuma günleri gelecek ve bunu artırmak için yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Yayında oynamayacağım, oynayacaksam size önceden haber vereceğim. O yüzden yayına geldiğinizde devamlı Zelda'yı sormayın. Yeni bir seriye başladığımda bunun yerine Zelda at demeyin çünkü atmayacağım kaç kişi derse desin. Yeni bir inceleme yaptığımda bunun yerine Zelda'yı incele demeyin. Zaten inceledim ve <laughs> kendim karar vereceğim yani genel olarak onlara. Bu sizin bana dediğiniz hiçbir şeyin hiçbir önemi yok demek olmuyor. Bunu anlamayın. Çünkü Zelda serisini baştan zaten ben niye çekiyorum? Siz istediniz diye. Ben kendim oyunu ilk çıktığında bir kere bitirdim. Nintendo Switch'te daha yeni oyunu %100 yaptım. Ondan önce video için bir kere daha oynamıştım. Hani oyunu şu anda oynamam için hiçbir neden yok siz istemeseniz. Yine Zelda serisi siz istediğiniz için geliyor. Hani bu videodaki vermeye çalıştığım mesaj fikrinizin hiçbir önemi yok değil sadece bu kanala ne yükleneceğine sadece siz karar vermiyorsunuz. Benim de sözüm var. Demek. Ama bu kadar fazla kişi istiyor. Bu kadar fazla kişi istiyorken hani dişini sıkıp yapsan olmuyor mu? İnanılmaz fazla kişi istiyor. Lütfen at ya. Acayip istiyoruz. Çok fazla kişi istiyor. Bizim için yap falan diyenler var böyle. Duygu sömürüsü gibi. Hani hayatta istediğiniz her şey olmaz maalesef. Biraz filozofik konuşayım. Bazen istediğiniz şeyler elde edilemez olur. Ne kadar çok isterseniz isteyin, sadece uzaktan bakmak dışında hiçbir şey yapamazsınız. Mesela kendimden bir örnek vereyim. Ben aylardır e, bedside table lamp, Gorilla LED lamp, seven color night lamps for kids, touch led USB table lamp, baby sleeping night light, 3D hologram lamp, touch switch indoor Lightning Gorilla lambası istiyorum. Bu benim en büyük hayalim aylardır. Hatta belki de yıllardır. Bundan daha çok istediğim hiçbir şey yok ama hiçbir zaman bunu elde edemeyeceğim. Ve eğer ben e, goril gece lambam olmadan yaşayabiliyorsam eminim siz de haftada iki tane Zelda videosuyla yaşamanızı sürdürebilirsiniz günün sonunda. Tamam. Biraz insanları çok memnun eden bir cevap değil bu. Hani sadece idare edin bu kadar video ile cevabı. Ama şu olayı da var bütün bu konuştuğum konunun. Önceki kanalda şöyleydi. Benim bir sorumluluklarımı yerine getirdiğim şey vardı. Genel özel hayatımda bir şey olsun, genel okul olsun, gerek iş olsun, gerek başka bir şey olsun her neyse. Kendimi eğlendirdiğim, hani bütün bu uğraşlardan, işten güçten kopup kendimi eğlendirdiğim, oyun oynadığım bir vakit vardı. Bir de video çektiğim bir vakit vardı. Yani burada anlamanız gereken şey, oyun oynadığım ve kendimi eğlendirdiğim zamanla Video çektiğim zaman bitişik değildi. İkisi farklı zamanlardı. Bir önceki kanalda böyleydi. Bu kanalda daha özgür davranabilmemin getirisi olarak bu kendimi eğlendirdiğim ve video çektiğim zaman birbiriyle çok daha bitişik. Ondan dolayı bu bana ne sağlıyor? Hem çok daha uzun süreli ve çok daha fazla video ve içerik üretip kendimi sıkılmış hissetmiyorum. Çok fazla içerik üretmiyorsun ki her gün bile video yapmıyorsun derseniz de daha dün... 5,5 buçuk saatlik video yaptım şey yayın yaptım. Tabii sizin için dün olmayabilir. Dünden önceki gün oluyor galiba bu videoyu yüklediğim zaman ama hani neredeyse 6 saatlik yayın yaptım sıkılmadan. Yani içeriği nasıl değerlendirdiğinize bağlı galiba ama genel olarak diğer kanalda bu kanalda uğraştığım gibi upuzun, oyun dozu gibi detaylı videoları yapamazdım. Burada yapabiliyorum çünkü bu iki süre birbirleriyle bitişik ve bunu korumam lazım. Sadece insanların dediği şeyleri takip edersem bunu koruyamam. Çünkü gelen önerilere bakıyorum ve size hakaret olarak söylemiyorum. Bunu önerilenlerin %95'i benim hayatımda oynamak istemeyeceğim şeyler. Ve sırf çok öneriliyor diye bu hiçbir şekilde oynamak istemeyeceğim şeyleri oynamaya başlarsam bu iki şeyin sürenin birleşimi yeniden birbirinden ayrılmaya başlayacak. Ve beni yanlış anlamayın. Zelda'yı çok seviyorum. Zelda'yı oynarken çok eğleniyorum ama Çıkan bir sürü oyun var. Sadece Zelda oynamak istemiyorum ben. Bir sürü bitirmediğim, bitirmek istediğim oyun var. Bütün zamanımı Zelda ayırmak gibi bir niyetim yok. Ne kadar sevsem de oyunu. Mesela hani sadece önerileri yapıyor olsam insanların... Hani mesela bana en garip gelen şeyler zaten bitirdiğim ya da çok fazla oynadığım oyunların devamlı hala istenmesi. Her şeyden çok mesela insanlar devamlı Wind Baker'a tekrar başlar mısın diyorlardı. Lineer bir oyun. ilginç farklı bir şey yapamıyorsunuz. Zaten bir kere bitirmişiz videoda. Niye bir daha başlayayım? O kadar fazla oynamadığımız, denemediğimiz, yeni çıkan, eski çıkmış bir sürü şey varken. Veya Enter the Gungeon oynar mısın diyen bir sürü kişi var. Oyundaki bütün bossları yendim. Yenmediğim hiçbir şey yok. Bütün kostümleri açtım, bütün karakterleri açtım. Her şeyi yaptım oyunda. Yeni bir sürü güzel oyun çıkıyorken niye olduğumuz yerde devamlı sekip duralım yeni hiçbir şey yapmadan yani. Ben bu şekilde oyun oynamayı sevmiyorum. Dolayısıyla o şekilde video çekmeyi de sevmiyorum. Bu videoyu 10 dakika yapmak istemiyorum. Çünkü hayattan nefret ediyorum. O yüzden 10 dakika olmadan bitireyim. Speedrun yapıp videonun son kısmını... Uzun lafın kısası bana Zelda ne zaman gelecek diye sormayın artık lütfen. Yeter. <laughs> Bütün bu videonun ana fikri oydu. Lütfen durun. Yeni bir seriye başlarsam bu Zelda değil diye saldırmayın. Çünkü yeni seri hiçbir şekilde Zelda'ya dönüşmeyecek. Pazartesi, Cuma günü Zelda geliyor. Başka yok ve bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Tamam. O zaman bir sonraki video veya yayında görüşürüz. Bay bay.